varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kavur zaman içinde bir tane elman adında çocuk gözlerini açmış kendini bu ormanın içinde olarak görmüş o da yoluna devam ederken bir tane büyücüyü görmüş o büyücü birazcık korkutucuymuş e tabi elman da korktu o büyücü dedik ki korktu yüzünden benden korkmana gerek yok seni birisiyle tanıştıracağım. Tata -ta, bu odayı senin için verebilirim. Orada bir sürü çocuk var. Kaybolan çocuklarıları ben burada burada bakıyorum. O da tamam demiş. Sonra da bir süre sonra o da bakmış bütün çocuk bütün çocuklar yatmış. O da birazcık bu sıkacağı yaptı. Ne bileyim işte. Sıkılmış. O yüzden de hemen buradan kaçmış diğerleri de onun peşinden gitmiş. Sonra sonunda huzurlu, eğlenceli, mutlu sakin bir tane aileye gelmiş. O aile erkek çocuğunun olmasına çok istiyormuş. Çünkü kız çocukları ne olursa olsun hiç olmuyormuş. O yüzden de elman onların çocuğu olarak olmuş. Ve de bir süre sonra onların bir tane büyücü olduğunu fark etti. Ve de yakın zamanda ona kötü bir şey yapacaklarını fark etti. O yüzden de hemen cici kaçmışlar yüz sonra da büyücü onları yakalamış. Neden kaçıyorsun demiş. Çünkü o da demiş ki ben bu sıkıcı hayattan nefret ediyorum demiş. O o da o zaman seni neden buraya davet ettik? Git ormanlarda yaşa demiş. Sonra da üzüntüden yumula yumula ağlamış. Eymen. Sonra da bir aile kraliyette yaşamış bir babasının adı Robaymış, annesinin adı adı da Gretel'miş. Sonra da birlik de yemek yemişler, tatlı yemişler, hatta parka gitmişler, hatta eğlence olarak da birazcık kutu oyunlarından oynamışlar. En sonunda uyumuşlar. Sonunda böyle bir sakin, mutlu, eğlenceli bir hayatı kavuşmuş Eymen ve de Son.